Alaaddin Çakıcı'nın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre önce Kanada sonra da Amerika'ya gittiği iddia edildi. Organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı'nın Türkiye'den ayrıldığı öğrenildi. Alaaddin Çakıcı'nın yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Kanada'ya gittiği ifade ediliyor. Ancak Çakıcı'nın Kanada'da da kalmayarak daha önce 3,5 yıl yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'ne geçtiği belirtilirken tam olarak hangi eyalete gittiği ise bilinmiyor. Birçok sağlık sorunu bulunan Alaaddin Çakıcı'nın Amerika'ya gitme nedeninin tedavi amaçlı olduğu öğrenildi. Yakın çevreden alınan bilgiye göre Alaaddin Çakıcı'nın Amerika'da ne kadar kalacağı ise bilinmiyor. Çakıcı için Amerika ve Kanada ülkeleri hayatında önemli yer tutuyor. 90'lı yılların ortalarında Amerika'ya gitmiş, Milli İstihbarat tarafından biletinin kesildiğini, Amerika'ya bir ekip gönderildiğini öğrenip Amerika'dan Kanada'ya geçmişti. Çakıcı, 29 Temmuz 1997'de Amerika'dan Kanada'ya geçti ve tam bir ay sonra aynı pasaportla Malezya'ya gitti. Seyfi Karaca adına düzenlenmiş pasaportunu sadece Amerika'da kullanan Çakıcı'nın Kanada'ya kardeşinin pasaportuyla geçtiği belirlendi. Nuri Ayyıldız ismiyle kullandığı sahte pasaportta mesleği ekonomist olarak gösterilen Çakıcı, bu pasaportu 1992 yılından 1994'ün 29 Eylül'üne kadar kullandı. Bu pasaportla başta Singapur olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri Amerika, Almanya, Macaristan, Bulgaristan, İtalya ve İngiltere'ye birkaç kez gidip geldi. Çakıcı, Ömer Kamil Doğan adına düzenlenmiş sahte pasaportla ise bu kez Profesör Doktor olarak neredeyse dünya turu yaptı. Çakıcı bu pasaportla da 29 Ekim 1997 ile 18 Nisan 1998 arasında Malezya, Güney Afrika, Arjantin, Uruguay, Peru, Şili, Japonya, İtalya ve Bahama adalarına gitti. Hastalık için veya değil ama şu bir gerçek ki Çakıcı aleme geri döndü ve o döndüğünden beri hiçbir şey eskisi gibi değil. Hiçbir yerde bulamayacağınız haberler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.